gökler ve yer dolusu ham alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin, onun izini takip eden bütün müminlerin üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti böyle bir günde davetimize icabet ettiğinizden dolayı sizlerin üzerinize olsun. İnşallah buraya gelirken atmış olduğunuz her adımdan, üzerinize isabet eden her yağmur damlasından dolayı Allah kusurlarınızı affetsin ve katında sizin takvanızı, ihlasınızı artırsın inşallah. Yine inşallah Rabbim buradan geri döndüğünüzde ardınızda bıraktığınız eşlerinizi, çocuklarınızı, anne ve babalarınızı, kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı hidayet bulmuş, huzur bulmuş, sağlık ve sıhhat içerisinde kavuşmayı Allah size de bana da nasip etsin kardeşlerim. Bu hafta yine yarım bıraktığımız ve bugünkü programla tamamlayacağımız hadisimizle devam edeceğiz. Arzu ederseniz, iki hafta önce başladığımız hadisi tekrarlayalım. Üçüncü saç ayıyla devam edelim, olur mu? Aleyhissalatü vesselam buyuruyordu ki, kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmuşsa, imanın tadını almıştır. Ve dedi ki, hemen bunun arkasından zikredilen hadiste, kim sabah ve akşam üçer defa bunu bir virt halinde, zikir virdi halinde kalbiyle, amelleriyle yapmak kaydı şartıyla raditu billahi rabbe, ben eğiten, öğreten, hayat nizamımı belirleyen, beni bütün musibetlerin ardından imtihan edişinden sonra Allah'tan razıyım. Ve bil İslami dine, bu kadar dinlerin içerisinde, yaşam şekillerinin içerisinde ben sadece ve sadece Allah katında tek din olan İslam'dan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye, peygamber, önder, adımları takip edilecek en iyi mürşit olarak da Muhammed aleyhisselam'dan razı oldum derse, kıyamet günü o kişiyi razı etmek Allah'ın üzerine bir haktı, Resulullah aleyhisselam öyle diyor. Allah'ın üzerine bir haktır diyor aleyhissalatü vesselam. İşte bugün geçen hafta yarım bıraktığımız ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye. Kardeşlerim, Ahzab suresinin 21. ayetinde. Ahzab suresi Kur'an'da 33. suredir. Topluluklar anlamına geliyor. Hizipler, gruplar, hepsinin bir araya gelinişine ahzab deniyor. Bu surede genellikle Medine'de İslami içtimai hayat, sosyal hayat anlatılırken Hendek Harbi'nin bütün karelerini bu ayet surede görürsünüz. O meşhur Ahzab Savaşı, Harbi. Bu savaşı önemli tutan hususlardan bir tanesi şu kardeşler. Kureyşliler Medine'nin yakınlarında bulunan Gatafan oğulları, yani Medine'nin diğer Arapları, müşrik Arapları ve Yahudilerin bir grubunu arkasına alarak Müslümanların adını, Müslümanların varlıklarını kazmak için yola çıkıyorlar. Yani İslam'ı ve Müslümanları yeryüzünden iptal etmek için yola çıkıyorlar. Ansızın gerçekleşen bir savaş. Bundan dolayı ayet şöyle diyor, neredeyse münafıkları kastederek, korkuların, yüreklerindeki korkuları ağızlarından çıkacak. Gözleri yuvarlarından fırlayacak derecede korkuyorlar. Çünkü silah ve teçhizat bakımından zayıf bir konumda yakalanıyorlar. İşte bakın, tam bu anda okuyacağım ayet özelde, ama özelde münafıklara hitaben. Daha sonra Hendek Harbi'nin gerçek kahramanlarına seslenen
ve daha sonra kıyamete kadar hükmü devam edecek ayetler şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî Rasûlullâhi usvetun hasene. Rasûlullah'ta, Allah'ın peygamberinde izlenilecek, takip edilecek, örnek alınacak numuneler vardır. Davranışlar vardır, sözler vardır, düşünceler vardır. Peki kimin için? Ayet devam ediyor. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah'ı ve ahirete kavuşmayı umanlar için ve ذَكَرَ اللّٰهِ كَس۪يرًا aynı zamanda Allah'ı çok zikredenler için hem Allah'a iman eden, ona kayıtsız ve şartsız bağlanan, ona salih ameli sunmakta cimri davranmayan ve bunun karşılığını ahirette bekleyen insanlar için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de numune-i imtisaller vardır. Güzel örnekler vardır. Onun sözlerinde, düşüncelerinde ve davranışlarında hepinizin yararlanabileceği bir şeyler vardır. Ayet, dedim ki münafıklara sesleniyor. Niye sizce seslenilir? Bakın, bir müfessir bu ayeti tefsir ederken çok güzel bir konuya değiniyor. Diyor ki, münafıkların kalplerinde oluşan korku, onları bu savaştan geri durmaya, aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alay etmeye götürdü. Çünkü aleyhissalatu vesselam hendeğin içine girip de eline kazmasını alıp kırılamayan taşı kırdığı anda Allahu Akbar, Allah bana Şam'ın saraylarını gösterdi. Allahu Akbar, bana Allah İran'ın saraylarını gösterdi. Onun hazinelerini gösterdi. Anahtarlarını sizin elinize verdiğini gösterdi. Deyince münafıklar, biz şu aç karnımızla ne haldeyken peygamber bizle bu toprağın içinde alay ediyor diyorlardı. Bizi mi kandırıyorsun ey peygamber? Karnımız aç. Korku buralarımıza gelmiş. Sen Şam'ın hazinelerinden bahsediyorsun diyorlardı. Allah Azze ve Celle işte onlara لَكَدْ كَانَ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةً حَسَنًا Peygamber'de, Resulullah'ta, ey münafıklar, Hendek gününde sizin için örnekler vardır. Niye mi? Hadi sayalım yavaş yavaş. Bir, eğer korkutuluyorsanız, korkudan dolayı kalplerinizde bir ürperme varsa, aynı korku Muhammed Aleyhisselam'da da vardı. Siz, nasıl düşmanın çokluğundan, silahlarınızın yetersizliğinden dolayı endişe ediyorsanız, aynı peygamber aynı endişenin içerisindeydi. Siz nasıl Medine'nin merkezinden, arka taraflarından Yahudilerin saldırısına uğrayıp da çocuklarınızın, karılarınızın esir alınmasından korkuyorsanız, peygamber aleyhissalatü vesselam da çocuklarını ve kadınlarının esir alınmasından korkuyordu. Siz nasıl açlıktan ve susuzluktan yana sıkıntı içerisindeyseniz, aynı peygamber aç ve susuzdu. Gelin bunu örneklerle açıklamaya çalışalım. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hendek Harbi günü, kendisine istişareye gelen Selman Farisi'nin, ki muhacirler diyorlar ki, Selman bizdendir. Ensar diyor ki olmaz diyor. Selman bizdendir. Bu arada siz daha böyle gelin de. Ben de sizi arkama alayım. Özür dilerim. Ensar diyor Selman bizdendir. Peygamber aleyhisselam bu aradaki ihtilafı neyle çözüyor? Diyor ki Selman benim bu ehli beytimdendir. Benim ailemdendir. Aynı Ayşe gibidir. Aynı Fatıma gibidir. Aynı Ali gibidir. Aynı Hatice gibidir. Selman sizden de değil, ondan da değil, bendendir diyor aleyhissalatü vesselam.
Niye? Çünkü Selman aleyhissalatü vesselamın endişelerini dağıtacak bir proje ortaya koyuyor. Ya Resulallah, biz böyle ansızın düşmanla karşılaştığımızda savunma savaşı yaparsak ne yapıyorduk? Etrafımıza büyük hendekler kazıyorduk. Aleyhissalatü vesselam bir bakıyorsunuz ki bu teklifin ardından hendeğin içinde buluyorsunuz. Küfesini omzuna almış, ashabıyla beraber hendeğin içerisinden, çukurun içerisinden toprak çıkartıyor. Enes bin Malik diyor ki radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam göğsüyle diyor taş taşırdı, mübareğin diyor göğsü diyor kıllıydı diyor. Yani toprak parçaları yapışmıştı. Ey münafıklar! Hendek günü peygamberde sizin için bir örneklik vardır. Siz hangi liderin böyle basit ve ucuz işlerin etrafında hendeklerin içerisinde gördünüz? Bugün en kıytırık kurumların başında sevk ve amirleri, bırakın orada bir işin ucundan tutmayı, o iş yapan oradaki işçilerini ziyaret etmeyi bile tenezzül etmiyor. Ama senin peygamberin hendeğin içinde ashabıyla beraber kum taşıyor, toprak çekiyor, taş taşıyor, amelilik yapıyor. Hatta şöyle dediklerini duyarız değil mi idarecilerimizin? Bütün bu sorumluluklar benim üzerimdeyken bir de çukurların içinde, bostanların içinde mi gezeceğim deriz. Memuruz ya, müdürüz ya, patronuz ya, lağımların etrafında mı gezeceğiz? Ali'yi göndeririz, rapor eder bana gönderir. Çünkü benim idareciliğime zarar verir o işçilerin yanında bulunmak. Peygamber küçük bir kurumun idarecisi değildi. Ümmetin idarecisiydi. Dünyayı sevk ediyordu. Ve aleyhissalatü vesselam adam gönderip rapor istemedi. Bizzat çukurun içinde çalıştı. Toz ve toprağın içerisinde. Ey münafık! Bil ki senin peygamberinde güzel bir örneklik vardır. Aynı peygamber aleyhissalatü vesselamın çukurun içerisinde çalışırken sahabe açlığını ifade ediyor. Ya Resulallah açız, karınlarını açıyorlar. Taş bağlamışlar. Aleyhissalatü vesselam kaldırıyor, iki tane taş parçası görüyorlar. Allah. Ey münafıklar, sizin peygamberinizde hendek günü bir örneklik vardır. Patron Urfa kebabı yerken işçisi çorba ekmek yiyen bir toplulukta peygamber için bir örneklik yoktur. Aman ha, yemekhanede işçilerle beraber yemek yemek neymiş? Onlara fabrikalardan tabuldöt yemekler gelir. Kokusu 2 kilometreden gelen yemekleri yemekten saymayız. En ucuzunu tercih ederek işçimizin önüne sunarken müdür beyefendi ile patron beyefendi sekreter Ayşe Hanım'ı arar. Kızım bize 2 tane pizza hattan pizza gönderdir. Aman ha, ayranları da eksik tutma der. Senin peygamberin açken bir bakıyorsunuz ki kendisine sahabeler geliyor. Ya Resulallah biz açız diyor. Bir kaldırıyor peygamber, 2 tane taş görüyorlar. İş bitmeden yemek yok. İşinizi bitirin, ondan sonra yemeğe gidin. Hatta yemeğe oturarak değil, ayakta yiyin. İş çok acil. Hemen bitmesi lazım. Ama bakarsınız ki kendilerinin lüks lokantalarda, dükkanın karşısında yemek yediğinize şahit oluyorlar. İşçi açmış. İş bitecek, ondan sonra açlığınızı dindireceksiniz. Ama benim peygamberim ve senin peygamberin sahabelerin açken kendisi tok değildi. Hatta ve hatta aleyhissalatü vesselamın bu halini gören Cabir bin Abdullah üzülür de hemen bir koşu evine gider. Hanımına der ki bu oğlağı keseceğim. Sen de hamur pişir. Aleyhissalatü vesselamı ve onun yakınındakileri çağıracağım. Misafir edeceğiz. Hanımı tembih eder. Sakın ha, fazla insan getirme bana. Çünkü peygamberi mahcup ederiz. Doyuramayız. Cabir bin Abdullah Resulullah'a gider. Ya Resulullah, evimde ikram edilecek birkaç kişiyi al gel. Bu dönemin liderlerine deseydi Resulullah aynen şöyle seslenirdi. Ey Ebu Bekir radıyallahu anh. Ey Ömer
Osman, Ali. Allah'ın selamı onların üzerine. Gelin. Cabir bizi ikram etmek için evine çağırıyor. En yakınındakileri çağırırdı değil mi? Bugünün liderlerinin mantığıyla düşünürseniz. Ama benim peygamberim ve senin peygamberin 1000 kişilik Hendek mücahitlerine gelin Cabir sizin için evde yemek hazırlamış der. Takar peşine götürür. 1000 kişi hitap. Bir oğlak ve bir fırında pişecek ekmek tandır. Nasıl sen peygambere teklif edersin ey Cabir? Ya Resulallah yanından birkaç kişi al da bana yemeğe gel. Ey münafıklar! Peygamberin bu durumunda senin için güzel bir örneklik vardır. Peygamber karnını doyuracak, taşları çıkartacak ama ya diğer sahabeler üzerlerindeki taşın ağırlığı ve açlığın sıkıntısıyla hendek kazacaklara. Yok, bizim peygamberimiz bunu yapacak bir durumda değildi ve yapmadı elhamdülillah. Münafıklara da güzel bir örneklik oldu. Dördüncüsü kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam o an, o gün 15 gün geçiyor tam. 15 gün sonra düşman artık yığılıyor. Düşman saflarında çökmeler başlıyor. Ve hava koşulları değişiyor. Şiddetli fırtına çıkıyor. Soğuklar başlıyor. Allah nusretini, yardımını artık gönderiyor. Huzeyfe radıyallahu anh'ı müşriklerin saflarına gönderiyor. Huzeyfe diyor ki o gün diyor onların içerisinde yani sahabenin içerisinde en çok korkan, en çok üşüyen ben iken peygamber bana bunu emrettiği anda üzerimdeki korkaklık ve üşüme gitti diyor. Ve düşman saflarına gidiyor. Ordunun halini gözetiyor. Tekrar geri geldiğinde bakıyor ki aleyhissalatu vesselam hanımlarından birinin örtüsünü almış, genişçe büyük bir örtüyü üzerine örtmüş namaz kılıyor. Dikkat edin bu sahneye Müslümanlar. Allah'la en yakın olduğu anda, belki Hendek'in seyrinin değişeceği bir zamanda, belki Hendek'teki karşı düşmana lanet ettiği bir anda, zafer için dua istediği bir anda, Huzeyfe'nin yanı başında soğuktan kıvrılmış bir kenarda uyuyacağını görüyor. Namaz içerisinde hemen Huzeyfe'yi çekiyor, bacaklarının arasına alıyor. Ve hanımlarının o geniş hırkasının bir parçasıyla Huzeyfe'nin üzerine örtüyor. Aleyhisselatü vesselam. Sabah namazı denk gelince de kalk diyor, ey uykucu diyor. Sabah vakti gelmiştir diyor. Allah akbar. Ey münafıklar! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için bir güzellik vardır. Örnek alınacak numuneler vardır. Onunla alay etmeyin. Derken daha sonra Endek'in yiğitlerine sesleniyorlar. Peki. Sahabe, onun en yakınındakiler, ondan gelen merhamet ve şefkat kanatlarından dolayı onu sevebilirlerdi değil mi? Fedakarlık göstermek böyle bir kişi için çok kolaydır. Böyle bir insan için. Ama bakın, bugün size 3 hadis, bir de bir ayet rivayet ederek aslında bu sevginin bir amelden dolayı değil de imandan dolayı olması gerektiğini öğreten 3 hadis ve bir ayet. Birincisi Müslümanlar, İmam Buhari'den geliyor. Radiyallahu anh. Abdullah bin Hişam'dan rivayet ediyor. Diyor ki, biz Resulullah aleyhisselamla beraber otururken Ömer bin Hattab geldi diyor. Radiyallahu anh. Allah Resulü diyor onun elini tuttu. Ömer bin Hattab dedi ki ya Resulallah ben seni kendi nefsimden sonra her şeyden daha çok seviyorum. Önce kendi nefsimi ama seni de kendi nefsimden sonra her şeyden daha çok seviyorum. Aleyhissalatu vesselam nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki olmadı ya Ömer diyor. Olmadı. Yani senin bu sevginde bir eksiklik var. İmanın daha kemale ermemiş.
Peki diyor ki sen beni nefsinden de daha çok sevmedin müddetçe iman etmiş olmazsın. Ömer bin Hattab da diyor ki Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah ben seni kendi nefsimden de daha çok seviyorum. Aleyhissalatü vesselam diyor oldu diyor ya Ömer diyor. Senin imanının kemali şimdi erdi. İki. Aleyhissalatü vesselam yine Buhari'de Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Diyor ki nefsim elinde olan zata yemin ederim ki Allah üzerine yemin ederim ki sizden herhangi bir kimse beni babasından ve çocuklarından daha fazla sevmediği müddetçe iman etmiş olmaz. Babasından ve çocuklarından. Alimler diyorlar ki anne o zaman daha mı çok sevilecek Resulullah'tan? Değil. Resulullah aleyhisselam iki zıttan birini söyleyerek diğerini de bunun içerisine aldı. Yani babalarınızdan, annelerinizden ve çocuklarınızdan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bu ikinci hadisti. Üçüncü hadis yine Müslim'de Enes radıyallahu anh'tan geliyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir kişi beni eşinden, malından ve diğer insanlardan daha fazla sevmedikleri müddetçe iman etmiş olmazlar diyor. Bu hadiste Müslim'de geliyor Müslümanlar. Bu sefer ne geçti? Eş, mal ve bütün insanlar. Şimdi bu üç hadisi cem eden hangi ayet? Tevbe suresi 24. ayet. Tevbe suresi 24. ayet bütün bu sevgileri cem eden bir ortak görüşü söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? De ki eğer babalarınız parantez içi anneleriniz de girdi işin içine. Oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz soy ve sopunuz akrabalarınız elinize geçirdiğiniz mallar durgunluğa düşmesinden dolayı korktuğunuz ticaretiniz ve çok sevdiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse bekleye durun. Çünkü Allah fasıklar topluluğuna hidayet etmez diyor Allah. Tevbe suresi 24. ayet. O zaman muhakkak ki Allah ama özellikle konumuz içerisinde demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek imanın vücubiyetindendir. Kalbin amellerinden bir tanesidir. Çünkü biz şunu diyebiliriz değil mi? Aleyhissalatü vesselam bana susuz kaldığım dönemde su ikram etmedi ki nasıl sevebilir? Hastalandığımda alnımın terini Resulullah aleyhissalatü vesselam silmedi ki nasıl sevebilir? Savaş anında yaramdan dolayı bacağını yastık yapıp yatamadım ki onda nasıl sevebilirim? Sorusunu sormaya bu hadisler ve ayetler kapatıyor. Hayır, sevgin bundan dolayı değil. Sevgin sadece ve sadece imanından dolayı gerçekleşecektir. Ben Allah'ı severim. Radîtu billahi rabbâ. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şüpheliyim. Peygamberliğinden şüpheliyim demezsiniz de. Sevgisinden şüpheliyim de bunun alametlerini de söyleyeceğim. Sevgisinden yana şüpheliyim denilen kişinin kalbinde ne vardır? İmanında zaafet vardır. Peki, sevgi sadece şu iki dudak arasına hapsedilmiş bir söz müdür? Hadi hep beraber söyleyelim değil mi? Bunu zikir haline getirelim, bir haline getirelim. Peygamberi çok seviyorum diyelim. Hatta canımdan, karımdan, çocuğumdan, anamdan, babamdan, malımdan, her şeyimden çok seviyorum demek acaba bizi kurtaracak bir yoksuz mudur? Diyor ki alimler, peygamber sevgisinin dört alameti vardır. Gelin bunları da sahabenin yaşantısıyla gösterelim. Dört alamet. Peygamber sevgisinin dört alameti. Bir, onu görmeyi, onunla beraber olmayı, onunla beraber aynı yerde oturmayı, dünya ve içindeki her şeyden daha çok sevmek. Bakın dikkat edin. Bir, onu görmeyi, onunla beraber olmayı, onunla beraber aynı yerde oturmayı,
dünya ve içindeki her şeyden daha fazla sevdiler. Bununla ilgili isterseniz 4 tane örnek sunalım sahabeden. Gelin bunlardan biri Ebu Bekir radıyallahu anh'ın örneği olsun. Buhari'de geçiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam ki sürekli konuştuğumuz şeyler ama Peygamber aleyhissalatü vesselam zamansız bir şekilde gündüz vakti evimize geldi. Dedi ki ya Ebu Bekir ev halkını evden çıkar. Seninle özel gizli bir şey konuşacağım. Ya Resulallah bunlar senin ehli beytindendir, senin ailendir bunlar. Senin bir parçandır, bunlardan bir şey gizlenmez. Dediği anda bakın Resulullah aleyhisselam ne diyor. Ya Ebu Bekir bana hicret izni verildi. Dikkat edin hicret izni. Sahabenin hemen hemen hepsi gitmişler. Resulullah var, Ebu Bekir radıyallahu anh var. Bunlar da çıkamamışlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam geliyor. Diyor ki ya Ebu Bekir bana diyor izin verildi. Siz olsanız ne sorarsınız? Aynı Ebu Bekir'in sorduğu soruyu sorarsınız değil mi? Ya Resulullah peki ben diyor sana bu yolculukta refakatçılık yapacağım mı? Diyor ki evet diyor ya Ebu Bekir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Ebu Bekri hıçkıra hıçkıra ağladığını gördüm diyor. Hiçbir zaman da bir insanın sevincinden dolayı ağladığına diyor şahit olmadım. Böyle bir şeyi de tasavvur edemiyordum. Bir adam tehlikeye gidecek. Peygamber esir edilebilir. Yanında sen de esir olabilirsin. İşkenceye uğrar. Sen de işkenceye uğrayabilirsin. Hicret esnasında öldürülebilirsin. Ki geçen konuştuk, kellesine 100 deve verildi. Ama Ebu Bekir Sıddık, peygamberle hicret etmeye gözyaşlarıyla seviniyor. Gözyaşlarını akıtıyor. Sevgisinin alametini gösteriyor. Tasını tarağını topluyor. Çoluk çocuğunu bırakıyor ve Resulullah'la beraber hicret ediyor. Allah'a İkincisi Müslümanlar, İmam Müslim Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Kimin sevgisi? Yani onunla beraber olmaya can atanların kimin örnekliği? Ensar'ın örnekliği. Nasıl mı? Mekke'nin fethi günü diyor Ebu Hureyre. Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethetti. Ebu Süfyan yanına geldi. Ey Muhammed Aleyhisselam. Bunlar artık sana karşı koyamıyorlar. İşleri bitti. Bunlara bir eman versen ya. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Ebu Süfyan'ın evine sığınan kurtulmuştur. Emniyettedir. Mescid-i Haram'a sığınan emniyettedir. Kureyşlilerden kim evine sığınırsa emniyettedir dediği an Ensar diyor ki peygamber artık kendi şehrine gidecek. Aşiretiyle beraber yaşamaya devam edecek. Ensar bunu konuşunca Ebu Hureyre diyor ki Resulullah'ın üzerine vahiy inmeye başladı. Ve bana dedi ki git Ensar topluluğunu bir araya getir. Ensar bir araya geliyor. Ey Ensar siz bu adam şimdi kendi şehrine rağbet edecek. Eşrafıyla, eşiyle, dostuyla artık yaşamaya başlayacak dediniz değil mi? Dediler ki evet ya Resulallah. Bakın ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ensar bilin ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Benim hayatım sizin hayatınızdır. Benim ölümüm sizin ölümünüzdür. Yani ben sizle yaşayacağım ve sizinle beraber öleceğim. Ensar bir vadiye gitse, insanlar başka bir vadiye gitse ben Ensar'la beraber gideceğim. Eğer muhacir olmasaydım Allah'tan Ensar olmayı isteyecektim. Dediği anda Ensar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorlar. Ve diyorlar ki ya Resulallah vallahi bu sözü söylemekteki niyetimiz seni yanımızda görememenin sıkıntısından dolayıdır. Sen yanımızdan gideceksin, Medine'yi terk edeceksin, Mekke'yi kendine yurt, Halil ilafetin merkezi seçeceksin, bizden uzaklaşacaksın. Biz böyle bir ayrılığa dayanamayız. Bu onun ifadesidir dediği anda bakın aleyhissalatü vesselam Ensar'ın vefasını nasıl güzel bir şekilde anlatıyor. Ey Ensar ama siz bana şöyle demediniz. Ey Muhammed aleyhisselam siz
böyle böyle şartlar içerisinde yanımızda geldiniz deyip de minnet ettirmediniz. Ne demek bu biliyor musunuz? Ey Muhammed Aleyhisselam ve ashabı, korkular içerisindeyken Medine'de güven buldunuz. Açtınız, karnınızı doyurduk. Ticareti bilmiyordunuz, ticareti öğrettik. Hurma bahçelerimize sizi ortak yaptık. Sizinle beraber yalın kılıçlarımızı havaya kaldırdık. Senin dinini en güzel şekilde temsil ettik diye peygamber diyor ki bana minnet ettirmediniz diyor. Siz sessiz kaldınız. Allah ve Resulü de sizden bu konuda razıdır dediği anda Ensar gülmeye başlıyorlar. Yani peygamberin yanından ayrılmak istemiyorlar. Üçüncüsü Müslümanlar, İmam Buhari'de Amr bin Meymun'un rivayet ettiği bir olay gerçekleşiyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh hasta yatağındayken oğlu Abdullah sesleniyor. Ey Abdullah, git diyor müminlerin annesine, Hazreti Ayşe için benden selam söyle. Ama ona müminlerin emiri selam gönderiyor deme. Çünkü ben artık müminlerin emiri değilim. Ölüm anı gerçekleşecek. Ömer'den selam söyle de ki ben iki arkadaşımla beraber aynı kabre gömülmek istiyorum. Dün aynı sofrayı paylaştığım, aynı yol üzerinde yürüdüğüm, hanımlarımızdan birbirimize daha fazla vakit ayırdığımız o iki insanla beraber olmak istiyorum. Kabrimi onlarla paylaşmak istiyorum. Abdullah müminlerin annesinin yanına gider. Bakar ki Hazreti Ayşe ağlar. Sanki Ömer'i duymuş da bir nimet elinden alınmışçasına ağlıyor. Diyor ki Ömer'den sana selam var. Ve arzusunu söyler. Hazreti Ayşe ne der biliyor musunuz? Vallahi ben aslında bunu kendim için arzuluyorum. Niye? Bir tarafta en sevdiği eşi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir yanda da sadıkların imamı babası Hazreti Ebu Bekir var. O da onların ortasında yatmak istiyor. Ama diyor bugün Ömer'i diyor nefsime tercih ediyorum diyor. Allahu Ekber. Ömer'i nefsime tercih ediyorum. Aslında hakkın yerini bulması gerçekleşiyor. Çünkü bu üçlü hiç ayrılmamışlardır İslam tarihinde. Ve Abdullah bir müjde vermek için babasının yanına koşar. Bakın dikkat edin. Ömer bin Hattab kalkamayacak derecede hasta olmasına rağmen sahabeler omuzlarıyla Ömer radıyallahu anh'ı yaslarlar. Yani omuzlarına yaslanır. Sırtını verir. Oğlunu görünce söyle ey Abdullah der. Baba der sana müjdeler olsun. Arzun gerçekleşti. Elhamdülillah der Hazreti Ömer. Vallahi şu an yeryüzünde tek arzu ettiğim buydu diyor. Bu da gerçekleşti diyor Allah. Çünkü o kabirde de onlarla beraber olmak istiyordu. Hele gelin İmam Taberi'den Hazreti Ayşe'den şu rivayeti dinleyin. Adamın biri Resulullah'a gelir. Der ki ya Resulallah seni nefsimden daha çok seviyorum. Seni vallahi çocuklarımdan da daha çok seviyorum. Ne zaman evde otursam senin sevgin yüreğime düşer de şu gözler görmediği müddetçe kalbim sakinleşmez der. Hasretini ancak şu gözler seni görünce biter. Vallahi biliyorum diyor. Sen de öleceksin, ben de öleceğim diyor. Ama diyor sen diğer peygamberlerle yüksek cennetlerde gezerken ben diyor seni göremeyeceğim. Aleyhissalatü vesselam susar. Cevap veremez bu adama. Buna ancak Allah derman bulabilir. Ancak yedi kat göğün üzerinden haber gelecek de bu adam sakinleşir. Resulullah'ın elinde bir ilaç yok o an. Sessiz bir şekilde beklerken Cebrail aleyhisselam gelir. Aleyhissalatu vesselama Nisa suresinin 69. ayetleri iner. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle dost olur. Bu da diyor ne güzel bir dostluktur deyince siz adamın o zaman sevincini düşünsenize. O gün onun bayramıdır. Çünkü gözünü ötelerin ötesindeki dostluğa dikmiştir. Onun ilacı ve senin ve benim ilacım bu ayettir ey Müslüman. Onu görmek, onunla beraber olmak hatta daha üstünü. Ne? Diğer peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle ve sıddıklarla beraber olmanın reçetesini Allah Azze ve Celle yedi kat göğün üzerinden indiriyor.
Allah'a ve Resulüne itaat edin. İki Müslümanlar canı feda etme. Yani o sevgi vardı ya, iki dudak arasına hapsolunan bir söz. Bunun ikinci alameti de alim diyor ki canı feda edebilmektir. Yine bunu her seferinde belki dillendiriyoruz ama hakkınızı helal edin. Resulullah Aleyhisselam vefat eder, kadınlar topluluğu Yusuf suresini kendi aralarında tefsir ederken şöyle bir ayete denk gelirler. Yusuf'un güzelliğinden dolayı, yüzünün, cisminin, bedeninin artık ne derseniz deyin. Güzelliğinden dolayı parmaklarını kesip bunu fark etmeyen kadınları konuşurlarken bir hayrete düşerler. Yani bir adam düşünün, bir kadın düşünün de parmağını kesecek, bunu fark etmeyecek. Bu nasıl bir güzellik böyle? Derken Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a gelir. Sahabe der ki bir anda kadınlık duyguları devşirir. Siz Yusuf'un güzelliğinden dolayı parmaklarını kesen ve bunu fark etmeyen kadınlara hayret edersiniz. Ha der. Benim sevgilimin uğruna aleyhissalatü vesselam ne kelleler gitmiştir de o kelleleri verenler bunu fark etmemişlerdir der. Allahu Ekber. Ne parmağı, ne tırnağı, ne kaşı, ne gözü. Kelleler gitmiştir onun uğruna. Canlar gitmiştir onun uğruna. Ama kimse bunu hissetmemiştir. Kimse bu acıyı tatmamıştır. Evet, bunlardan bir tanesi Müslümanlar. Ebu Bekir radıyallahu anh ifade etti. Bugün Uhud Harbi ne zaman anılsa gözyaşlarına düşüp de bugün işte o gün yani Uhud günü Talha'nın günüydü dediği yiğitlerden isterseniz bahsedelim. 12 tane yiğit. Ne zaman okçular kendi tepelerini kaybediyorlar, müşrikler can hıraç saldırıyorlar. İlk menzillerinde kim var? Resulullah Aleyhisselam var. O düşerse Müslümanlar düşer. Aleyhisselatü Vesselam'ı fark ediyorlar. Çünkü niye çıkmış meydanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ben diyor Allah'ın Resulü Muhammed'im. Benim yanıma gelin ey Müslümanlar, yanıma toplanın. Korkmayın. Her tarafa moral vermeye çalışıyor. 11 ensarlının yanında Talha bin Ubeydullah da var. 11 yiğit etrafını sarıyorlar Resulullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bugün diyor bunları başımdan kim savacak? Yani düşman için söylüyor. Talha diyor ki ben ya Resulallah. Sen diyor otur ey Talha diyor. Hemen ensarlı bir genç kalkıyor. Şehit olana kadar savaşıyor. 11'ine kadar bu soru ve cevap devam ediyor. 11'inde de Talha ayağa kalkıyor. 11'i de şehit olduktan sonra fırsat Talha'ya geliyor. Ve Talha radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı savunurken bir eli çolak oluyor. Yani parmakları kopuyor. Paramparça oluyor. Ondan sonra elini kullanamaz hale geldikten sonra aleyhissalatü vesselama göğsünü yapıştırıyor diyor sahabe. Göğüs göğüse geliyor. Yani bir kalkan oluyor Resulullah. Ya Resulallah, bir eliyle Resulullah'ın kellesini tutuyor. Kafasından tutuyor. Eğil diyor. Oklar sana gelmesin. Allah'tan isteğim sana isabet edecek ok ve mızraklar benim göğsüme saplansın. Talha böyle dua ediyor. Ve Ebu Bekir Sıddık diyor ki Uhud savaşı biter. Bir çukurun içinde onu gördük diyor. Bir çukurun içinde. Tam diyor Talha'nın bedeninde 70'ten fazla ok, mızrak ve kılıç yarası vardı. Hatta diyor ki bir tanesi ben diyor Talha'yı gördüm. Yani diyor bedenini oynatamayacak bir halde. Cesedini kaldıramayacak bir halde. Aleyhissalatü vesselam yaralanmış, bacağını kaldıramıyor. Baktım ki diyor bir anda Talha diyor hareketlendi. Aleyhissalatü vesselam'ı kaldırdı. Omuzlarından kayanın üzerine çıkarttı diyor. Allahu akbar. Allahu akbar. 70 yara sahibi adam aleyhissalatü vesselam tutuyor kayanın üzerine kaldırıyor. Ebu Ducane diyorlar radıyallahu anh. Peygamberin üzerine yattığını gördük diyor. Üzerine şöyle kapaklanıyor. Örtüyor. Ve hareketsiz kaldı diyor artık. Oklar, mızraklar ona saplanıyor. Hareket etmediğini gördük diyor Ebu Ducane'nin sahabe. Allahu Ekber. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu anda diyor ki bana diyor kim yardım edecek? Düşman tekrar bir hamlede bulunuyor yaralı olduğu halde. Ziyad bin Seken ve 5 tane yine ensarlı genç çıkıyor. Biz yapacağız ya Resulullah. 5'i şehit oluyor. Tek Ziyad kalıyor yaralı bir şekilde. O da aleyhissalatü vesselam dizini şu baldır kısmına ona yastık yapıyor. Başını okşarken Allah ona şehadeti nasip ediyor. Elhamdülillah. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hani
savaş meydanının özellikle dışında. Bir gün yol üzerinde giderken gece vakti yolculuğa çıkmışlar. Ebu Katede rivayet ediyor radıyallahu anh. Baktım ki diyor peygamber diyor binekte uyuyakalmış. Şöyle diyor sağa doğru diyor düşüyor diyor. Tam devrilecek diyor omuzumla diyor destek verdim onu diyor ayağa diktim diyor. Binek diyor biraz daha gitti. Bu sefer baktım ki diyor sola doğru düşüyor. Ebu Katede omuzuyla kaldırıyor tekrar dikiyor Resulullah Aleyhisselam'ı. Gece boyunca bu şekilde sürüyor. Bir ara peygamber kalkıyor. Sen kimsin diyor. Ben diyor Ebu Katede'yim diyor. Ne yapıyorsun diyor. Sen diyor ne zamandan beri diyor bana böyle yardımda bulunuyorsun. Gece boyunca diyor ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki sen diyor Resulullah'ı koruduğun gibi Allah da diyor seni her daim her zorlukta diyor korusun. Hele gelin siz bir de Miktad'ı görün. Son olarak bahsedeceğim Miktad'ı görün. Abdullah İbni Mesud ne der biliyor musunuz onun için? O gün Miktad'ın durumunda olmayı dünyada verilecek her şeye diyor tercih ederdi. Bakın Abdullah İbni Mesud söylüyor. O Miktad'ın konumunda olmayı o kadar çok isterdim ki bana dünya ve içindeki her şeyi verilseydi bu kadar sevinmezdim. Ne? Yaptığı sadece bir şey var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seferdeyken artık düşman o kadar yoruyor ki Müslümanların saflarını. Müslümanların saflarında o kadar kopmalar geliyor ki peygamberin tabir yerindeyse yüzü yere düşüyor. Sıkıntı hasıl olmaya başlıyor kendisine. Saflar parçalanıyor. Miktat çıkıyor sahneye. Abdullah İbni Mesud diyor ki onu gözledim diyor. Dedi ki ya Resulallah biz diyor İsrailoğullarının ey Musa sen ve Rabbin git savaş demeyeceğiz. Biz senin sağında, solunda, önünde ve arkanda savaşacağız dediği anda Resulullah'ın diyor yüzünü kaldırıp suratının parladığını ve gülümsediğini gördüm diyor. Yaptığı bu sadece. Aleyhissalatü vesselam'ı şeytanın vesvesesine karşı koruyor. Sıkıntıya karşı koruyor sadece. Moralini arttırıyor Resulullah'ın. Söylediği sadece bir söz. Abdullah İbni Mesud diyor ki dünya verilse bu kadar sevinmezdim. Onun konumunda olmak için. Evet Müslümanlar. Üçüncüsü de sahabenin emirlerine uyması. Aleyhissalatü vesselam. Bilinen bazı vakalar var ya. Ama bunun içerisinde ilginç birkaç tane olay var. Bunlardan bir tanesi şudur. Hani Allah Azze ve Celle içkiyi haram kılıyor ya. O sıra bazı sahabeler hani rivayetlerde tam yudumlarken döküyorlar. Bunlar tamam da. Bir, bunlar ayetle sabit oluyor da. Bir adam da ya ben nasıl olsa içmiyorum. Medine'ye de içki getirmiş. Ama dünyanın şarabını getirmiş satmak için. Tüccar. O sıra Peygamber Aleyhisselam'ı görüyor. Diyor içmiyorum diyor satacağım. Diyor ki satmak da diyor haramdır. Ondan sonra fıçıların hepsini boşaltıyor. Hiç iki etmiyor. Ama bir kadını düşünün de bu kadar teslimiyetçi olacak da bakın bir gün Aleyhisselatü Vesselam'la yolda karşılaşır. Kadının kolunda iki tane bilezik görür. Bununla ilgili iki rivayet var. Birbirine çok benziyor. Kadının kolunda iki bilezik görür. Aleyhisselatü Vesselam der ki ne diyor cehennemin iki tane kor ateşini diyor koluna koymuşsun. Sahabe diyor ki kadının kolundan diyor bilezikleri sıyırdığını ve diyor bileziklerinin nereye gittiğine bakmadığını gördük diyor. Hiç kale bile almadı. 14 gram altının, 24 gram altınların milyarlarca ifade edecek bir bileziğin peşine bile gözlerini dahi dikmedi diyor sahabe. Veya bir anne diyor pazarda kızıyla beraber gezerken kızının kolunda bilezik görüyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bunların zekatını verdiniz mi? Kadın diyor ki vermedik. O zaman diyor siz cehennemin diyor korlarından iki tane koru diyor kolunuza koymuşsunuz. Ateş parçasını. Kadın hemen çocuğun bileziklerini çıkartıyor. Aleyhissalatü vesselamın önüne koyuyor. Hiç tereddüt bile etmiyorlar. Sıkıntıya bile uğramıyorlar. Aman bilezik gitti. Varı alalım satalım da paraya çevirelim de demiyorlar. Nereye giderse gitsin. Varsın o ateş benden uzaklaşsın. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hani meşhur bir erkeğin parmağında altın yüzük vardır ya. O rivayette de ne yapıyor? Adamın parmağına bir sopayla vuruyor. Diyor çıkar diyor bu ateşi diyor. Ve adam diyor sahabe yüzüğü çıkartıp attığını ve peşinden de diyor onu kovaladığını görmedik diyor. Hani gideyim yerden alayım ya Resulullah bunu satayım. Parasını infak edeyim. Yok ona dokunmadı bile diyor.
Hele bir Abdurrahman bin Avf vardır ki, hani emrine uyma konusunda en basit olacak şeyler bunlar. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescitte hutbe veriyor. Cemaat sıkışmış. Aleyhisselatü Vesselam cemaati kaldırıyor. Safları diyor sıkıştırın. Cemaat öne doğru kayıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı Abdurrahman bin Avf gusülünü yeni almış, yeni girecek mescide ama daha yolda. Allah Resulü diyor ki cemaate oturun, Abdurrahman bin Avf hemen yere oturuyor yolda. Çünkü hutbede görüyor ki Resulullah oturun diyor. Ayakta durmuyor Abdurrahman bin Avf. Sen kalk diyor ey Abdurrahman diyor. Benim sözüme böyle itaat ettiğinden dolayı Allah sana rahmet etsin diyor ey Abdullah. Allahu Ekber. Evet, son olarak Aleyhissalatu Vesselam'ın sevmenin alameti şeriatını korumak. Bununla ilgili sadece Ubade bin Sabit'ten bir nakil yapacağım. Örnek değil de bir sözünü aktaracağım. Diyor ki aramızdan sabah akşam kendisine şehadet nasip etmesi ve ülkesine, toprağına, ailesine, çoluk çocuğuna geri çevirmemesi için Allah'a dua etmeyen kimse yoktur diyor Ubade bin Sabit. Allahu Ekber. Sabah ve akşam şehit olmaları ve gittikleri seferlerde davet için, savaş için, Allah'ın dinini koruma adına nereye gittilerse tekrar geri dönmemeleri, ailelerine kavuşmamaları, topraklarına geri gelmemeleri için dua etmeyen hiçbir kimseyi görmedik diyor. Bizden hiçbir kimse geride bıraktıklarını düşünmez diyor. Çünkü her birimiz hanımını ve çocuklarını alemlerin Rabbi olan Allah'a diyor emanet etmişlerdir. Evet, onlar dün Allah'ın şeriatını koruma adına ta buralara kadar geldiler. 90 yaşlarında buraya kadar geldiler. Kimileri ailelerini terk edip Medine'de davet çalışmaları yaptılar. Kimi Irak'a gitti. Kimi ta Afrika bölgelerine kadar ulaştı. Kimi Afganistan bölgesine gitti. Hepsi Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için şeriatını koruma adına mücadele verdiler. Evet Müslümanlar. Şimdi ta başından beri üzerinde durduğumuz Ahzab suresi 21. ayete şimdi kendimizi okuyalım. Evet, sizin de, benim de, alimlerin de, abidlerin de, salihlerin de üzerinde örnek alacağı tek numune Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Senin şeyhinden de, devlet yöneticinden de, ordu komutanından da, Cumhurbaşkanından da kim olursa olsun onun üzerinde tek örnek alınacak şahsiyet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü senin örnek aldıkların yanılırlar. Hata ederler. Rücu edip irtidat ederler. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselam bundan müsterihtir. Ve onda sana, bana, senin hanımına, çoluk ve çocuğuna her bir seferinde örneklik vardır. Benim hanımıma ve anneme de vardır. Çünkü onun sözleri benim için bir örneklik taşımaktadır. O yüzden Müslümanlar, bu akşam hani hadisin üçlü kısmında bitireceğimiz son şeyde biz Rab olarak eğiten, yöneten, yönlendiren, idare eden, sevk eden, nasıl yaşamamız gerektiğini belirleyen sadece Allah olduğuna iman ediyoruz. Öldürdükten sonra tekrar diriltecek, dünyada yaptıklarımızın hesabını soranın sadece Allah olduğuna iman ediyoruz. İslam'ın bizim için biçilmiş en güzel elbise olduğuna, fıtrat dini olduğuna, kalbin sekin olacağı, huzur bulacağı tek din olduğuna iman ediyoruz. Biz aynı zamanda bunun örnekliğinin sadece ve sadece Resulullah'ın üzerinde var olduğuna da inanıyoruz. Niye? Bakın son bir örnekle inşallah rahmet konumu kapatıyorum. Mevzuyu bitiriyorum. Biliyorsunuz Mekke topluluğu İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dinini taklit eden bir topluluktu. Devam ettiren bir topluluk. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer ve oğlu İsmail'i Mekke'ye getiriyor. Velhasıl Cürhüm oğullarıyla tanışılıyor. Orada kabileler oluşuyor. Mekke şehir devleti kuruluyor. Tarihi şeyine girmeyeceğim. İlk buraya putu sokan kim? Bilen var mı kardeşler? Amr İbni Luhay. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine lanet ediyor. Niye? Bir gün
Yalnız Allah rızası için bu örneği dikkatli dinlemenizi ve ondan sonra bitireceğim inşallah sözümdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu adam Şam bölgesine ticarete gidiyor. Bu adam kavmin en zenginlerinden. Yani insanların itibar ettiği, zenginliğinden dolayı ilim sahibi olduğunu zannettiği, gerçekten feraset sahibi olduğu zannettiği. Ki bugün de aslında böyle değil mi? Bugün bakıyorsunuz ki toplumları fabrika sahipleri yönlendiriyor. Daha düne kadar bu kurmuş oldukları birimler, birlikler bunları toplumları yönlendiriyorlardı. İş adamları birliği topluma yön veriyordu. Ahlak prensipleri koyuyorlardı. Nasıl yaşamamız gerektiğini onlar belirliyordu. He? Bu Amr bin Luay böyle bir adam. Kavminin sevdiği bir adam. Şam'a bir gidiyor, bir bakıyor ki bir takım insanlar elleriyle yapmış oldukları putlara tapıyorlar. Ve şöyle düşünüyor. Bu bölge peygamberlerin en fazla uğrak yeri olan bölgedir. Bu adamlar mı dahi bilecek diyor. Diyor ben de dahi bileceğim. Baba ayağını uzatabilirsin altına bak şimdi. Ayağın ardereder altına bak. Diyor onlar mı benden dahi bilecekler diyor. Amr mı dahi bilecek. Daha sonra kendilerine gidip bu putların ne işe yaradığını sorunca diyorlar ki biz yağmura yani kurak bir bölgede kurak bir dönemi yaşadığımızda bu putlardan yağmur vermesi için diyor, dua ederdik. Diyor. Savaş yapacağımız zaman zafere ulaşmamız için bu putun yanına gideriz. Kurbanlarımızı keseriz, dualarımızı yaparız, yemeğini yediririz onun, savaşa çıkarız, galip geliriz. Aramızda bir tartışma, kavga, dövüş, kız alıp verme, kaçırma, adam öldürme filan vesaire olaylar olduğunda aramızdaki hükmü bu puta sorardık. Tabi putun yanında fal okları çeken kahinler var, fal okları atıyorlar. Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu, o ok nereye isabet ederse o belirlediğini, bunun da sahibinin bu put olduğunu söylüyorlar. Öyle mi? Öyle. O zaman diyorlar ki bize bana da verin. Bu edindiğiniz putlardan madem bu kadar faziletliler, bu kadar becerikliler, bu kadar maharetliler, bundan bir tane de bana verin diyor. Ve alıyor bunu Mekke'nin merkezine götürüyor. Peki o Mekke toplumundaki insanlar ne yapıyorlar? Ey Amr bu taş parçası nedir? Biz nasıl buna taparız, nasıl bundan yardım ederiz demiyorlar biliyor musunuz? Ne diyorlar? Amr mı diyor daha iyi bilecek, biz mi diyor daha iyi bileceğiz. Amr asil, soylu, sözü itibar edilen bir adam. Sözü daha yere düşmeden amel edilen bir adam. O zaman diyor Amr bizim için diyor en güzel olanı benimsemiştir. Ve maalesef Mekke'de ilk putperestlik başlıyor. Dün bir taneyle başlayan putçuluk 360 taneyle dolduruluyor Kabe maalesef. Peki burada ne var? Hüsnü niyetler var. Şimdi burada bize sorulduğunda değer ölçümüz ne oluyor? Diyor ki adamın sakalı diyor aynı diyor Resulullah'a benziyor. Bunu diyor nasıl örnek almam? Adamın giydiği pantolondan başına sardığı sarığa kadar. Adamın oturmasından evlilik adabına kadar Resulullah uyuyordu hocam. Nasıl diyor ben bu adamı örnek almam? Ama bakın örnek alacağımız üç şey var. Bir, Resulullah'ın zihninden ve kalbinden geçenler. Yani akide ve imanı. İki, Resulullah'ın sözleri yani dilinden sudur edenler. Üç, amelleri, davranışlarıdır Müslümanlar. Eğer bir adamın aile adabı, Resulullah'a uyar da akidesi, Allah'a imanı, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a uymuyorsa, sakalları değil burada yerde de sürse itaat edilmez ama. Örnek alınamaz o şahsiyet. Eğer kılık kıyafeti Resulullah'a uyup da ahirete inancında Resulullah'a bir uygunluk yoksa bu kişi örnek alınamaz kardeşlerim. Tam tersini düşünün. Bir kişinin akidesi güzel, imanı güzel ama aile yaşantısı kötüyse ben yine bu adamı örnek almak istemem. Kusurlu ve eksiktir çünkü. Evet, inancında, amellerinde, hayatının her karesinde en güzel numunelere sahip sadece sizin peygamberiniz vardır. Ve o da gidin şu kitapların arasında saklıdır. Eğer bu kütüphanelerin içerisinden bu kitapları alıp masanızın üzerinize koyup okuyup amel etmezseniz yarın ahirette sizden ve bizden davacı olandır. Çünkü Allah'ın işaret ettiği tek kişi Resulullah Aleyhisselam'dır. Ayet apaçık ortada.
Eğer Allah'ın diyor, Ali İmran suresi 31. ayet. Allah'ın sizi sevmenizi istiyorsanız bana uyun ki size mağfiret bulunsun diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselam'ın diliyle bize hitap ediyor. Eğer Allah'ın sizi sevmesini ve bizi bağışlamasını istiyorsak uyacağımız, adımlarını takip edeceğimiz lider, örnek şahsiyet sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu konuda bunu isabet ettiremeyen, başka adımları takip edenler maalesef dünyada da ahirette hüsrana uğrayabilirler. Soru işareti. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurüke ve tuğbileyh. Şunu kapatır mısın? Bir saniyeniz azam olabilir.